Türkiye'de belki rakamlara şaşıracaksınız. Avrupa'daki en yüksek obezite Türkiye'de. Bu midenin üzerine yerleşiyor bu kısmı. Bu kısımda 2-3 günden sonra hasta hiçbir şey hissetmiyor artık bununla ilgili. Sadece hissetti iştah kaybı. Bu burada duruyor. Şimdi şişmanlık demek sadece kişiler hani ağırlık demek, görünüş demek değil. Bir sürü yanlış hastalık var obezine yol açtı. Obez insan ne kadar sağlıklı derse desin. Bir baktığınızda tahlillerine vesaire zaten hemen anlıyorsunuz. Obeste ilaçları vardı. E, sibutramin vardı mesela yasaklandı. İntihar eğilimi, kalp kapağı bozuklukları yapıyordu ilaçlar. Ama insanlar yasaklandı kaç sene önce ama şu anda aktarlarda satılan bir sürü zayıflama ilaçlarının içine bunlar kaçak olarak katılıyor. Hasan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece tamam kendi bir. merak ettiklerimi soruyorum. Şimdi Hasan Hocam siz obozite cerrahisiyle mi ilgileniyorsunuz yoksa e, obozite... Aslında önce bir bize obeziteyi tanımlayın. Nedir obezite? Obezite aslında genel olarak vücutta aşırı yağ birikmesi. Hatta biz bu terimi kullanmıyoruz. Vücut kitle indeksi bir terim kullanıyoruz. Yani kilonun boya oranı. Hani kim obez bu sayılarla karar veriyoruz. Kilosuna boyuna bakıyoruz. Bir hesap çıkartıyoruz. Onda vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse bu kişiye biz obez diyoruz. 30'un üstündeyse. 30'un üzerindeyse. 40'ın üzerindeyse morbid obez. Yani daha yüksek obezite oranları da var. 50-60 diye gidiyor tabii ki bu. En fenası Türkiye'de herhalde 70'ler falan var. Artık Türkiye obez bir toplum sayılıyor mu? Ya şimdi e, Türkiye'de e, belki rakamlara şaşıracaksınız. Avrupa'daki en yüksek obezite oranı Türkiye'de. Bayanlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde yirmi. Ya yani bu sayılar çok geliyor ama gerçekten bu kadar obezite var Türkiye'de. Kadınlarda daha yüksek olması çok enteresan. Ama kadınlar hem hormonal yönden daha sıkıntılı, daha çok kilo almaya yatkın. Hem de bayanlarda doğumlar sebebiyle de artı kilolar alınıyor. Bir de hocam galiba kadınlar daha hareketsiz. Daha hareketsiz, doğumlar ek kilolar katıyor bayanlara. Bir de bayanlar hani erkekler gibi değil, stresli durumlarda daha çok yiyerek mutlu oluyor. Erkekler bazen tam tersi. Strese giriyor daha az yemek yiyor strese girdiği zaman bayanlar tam tersi daha fazla yemek yiyip endorfin salgılıkta daha mutlu oluyor bir şekilde. O da kiloyu artırıyor tabii ki bayanlar da. Artı dediğiniz gibi bayanlar daha hareket Yani her ev hanımıysa işte ev işi tabii yemek ki. yapma bitti. Erkekler en azından biraz hareket ediyor iş sebebiyle. Bir şekilde kas yapıları daha fazla biraz spor yapsa bile çok rahat daha rahat kilo verebiliyor. Ama bayanlar da tabii daha zor bu işler. Peki bu şişmanlık ameliyatları diyeyim ya da obezite ameliyatları ya da Mide balonu. Herkese yapılabiliyor mu? Yoksa bunun belli e, şartları mı var hocam? Tabii belli kriterleri var. Şimdi obezite ameliyatı dendiğinde hani birçok kişi başvuruyor tabii ki bize. Önce bir değerlendiriyoruz hastayı. Bunda önce yaş kriteri var. Balon içinde de böyle, obezite için de böyle, cerrahisi için. 18-65 yaşlar arasında yapıyoruz. 18-65. Ama tabii ki bu çok önceden konulan kurallar biraz esnetiliyor. Mesela çok ergenler geliyor bize. 14 yaşında 180-190 kilo. Belli şartlarda bunlara da yapılıyor. 65 yaş üzerinde biraz bazen sınırı yükseltiyoruz. Çünkü 80 yaşına kadar yaşam beklentisi arttı. Kişi kilolu hani 80 yaşına kadar niye kilolu kalsın diye belli kriterlerde onlara da yapıyoruz belli şartlarda. Peki hocam mesela eşlik hastalıklar oluyor ya insanlarda. Atıyorum ben mesela, ben kanser geçirdim. Şimdi bana da yapılabiliyor mu yoksa hayır. İşte şunları 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 yapılamaz. Kanser hastalarına belli şartlarda yapılabiliyor. Kanseri iyileşmiş olması lazım. Benimki iyileşti. 5-10 senede son 5 senede herhangi bir şey çıkmamış olması lazım. Aa, Ar yani ameliyattan itibaren 5 yıl geçecek. Tabii ki 5 yıl geçecek ve o, o arada çünkü metastaz çıkma zamanı o çıkmazsa problem değil. Alkol madde bağımlı olmayacak. Önemli kriterlerden bir tanesi. Ameliyatta anestezi risklerini kaldırabiliyor olacak. Bir de biraz önce saymadık vücut kitle indeksi kriter var. Buna göre 35 ve üzeri olacak. Ama balonlar için biraz daha farklı. Bunlarda da vücut kitlenin eksi 27 ve üzerine balon takabiliyoruz hastalar. Daha düşük kilolarda balonlar takılabilir. Peki hastalık geçirmişleri bulan yutturabiliyor musunuz? Şimdi karınla ilgili ciddi bir ameliyat geçirmediyse ya da mide et geçirmediyse tabii yutuyor. Problem olmuş. Ben akciğer kanseri geçirdim mesela yutabilirim. Tabii ki canım sizin gastrointestinal sistemde bir şey yapılmadığı için yol açık herhangi bir sıkıntı yok. Bağırsaklarda problem yok çok rahat takılabiliyor. Ama hocam insan ürker ya ben ürkerim şundan ürkerim. Ne bileyim şimdi az beslenirim gene vücudum halsiz düşer işte e, hastalığım nükseder mi falan diye gerilirim yani. Ya onlar takip ediliyor işte o yüzden bizim ekip var diyetisyenimiz var artık koordinatörümüz var. Bunlarla hep biz takip ediyoruz hastaları vitamin seviyeleri kan seviyeleri hepsi takip edilerek gidiyor. Çünkü bu hastalığı yapıp bırakamazsınız. Belli bir süre takip etmeniz lazım. Bu balonlarda yaklaşık 6 ay civarında bir takip var. Cerrahilerde 5 yıla yakın takip var. Ha bu 6 ayda bir hasta balon yutunca size gelecek. 6 ay içinde devam bize geliyor ay boyunca ve takip ediliyor. Ayda bir. Ayda bir. Bu yemek alışkanlıkları nasıl biz kazandırıyoruz? Bu balon bir araç sonuçta. Orada bir hacim işgal ediyor. Hastanın biraz iştahını geçiriyor. Bu ne oluyor? Hastanın biz o arada iştah geçmişken bir sağlıklı yeme biçimine kavuşturuyoruz hastayı. Bu 6 ay içinde ona kavuşup çünkü balon bir süre sonra gidecek. Ona devam edebilirse. Tabii ki kilosunu koruyabiliyor. Hasan Hocam şimdi mesela ben hayatım bir döneminde çok zayıftım. Ya yani çok diyet evet. yapıyordum. Yani yediğim her şeye dikkat ediyordum. Sonra çok sıkıldım o meseleden. Bütün edindiğim yeme alışkanlıkları bitti. Ama öyle oluyor. yo etkisi. Bir de ailede genetik dönemde. Şimdi ailede obezler varsa yok. Ailede şeker hastalığı varsa Var. ne olacak o kişi? Ben şeker ya, hastasıyım. İşte mesela. o yüzden yatkın oluyorsunuz bir şekilde. Çünkü insülin direnciniz de oluyor. İnsülin direnci olunca siz ...yemeseniz de vücut insülinin bir şekilde o beyni istetiyor karbonhidratı, bir şekilde gidip alıyorsunuz onu. O da size e, insülin direnciniz olduğu için de bütün aldığınız kaloriyi ...yağ olarak depoluyorsunuz, yakmıyorsunuz şekeri çünkü. Şimdi bunu hocam nasıl, yutuyor musunuz? Evet, ben şimdi bunu göstereyim size. Şimdi bunun farklı diğer balonlardan, balonlar uzun süredir tıpta uygulanıyor. Ama nasıl takılıyordu daha önce? Endoskopiyle hasta uyutuluyor, evet. endoskopiyle... ...midenin içinde yerleştirilip, midenin içinde şişiriliyordu. Bu farklı. Bunda endoskopa anestezi yok. Yutulan şey bu sadece. Hastanın Yutuyoruz. bunu suyla yutmasını istiyoruz. Suyla bunu yutturuyoruz. Hasta bunu e, suyla yutarken bu aşağıya doğru yavaş yavaş iniyor midenin içine. Midenin içine geldikten sonra de bakıyoruz. Midenin ise ...ucu zaten ağızdan sarkıyor oluyor. Buradan bir serum bağlıyoruz. 550 litre... ...şişiriliyor ve şişirildiğinde de... ...bu hale geliyor balonumuz. İndikasyonları ne hocam? Mesela... Şimdi mideye yabancı bir cisim giriyor. Evet. Bulantı bir şey bir şey yapıyor mu? İlk iki gün biraz zor geçer hastalar için. İlk iki gün mide bunu atmaya çalışıyor. Şimdi i̇şte bu şekilde buraya yerleşiyor. Mide bunu atmaya çalışıyor. Kramplar oluyor ilk iki gün. O yüzden biraz ilaçlar veriliyor hastalara. Kramp önleyici, bulantı azaltıcı. Bu midenin üzerine yerleşiyor bu kısma. Bu kısımda iki üç günden sonra hasta hiçbir şey hissetmiyor artık bununla ilgili. Sadece hissette iştah kaybı. Bu burada duruyor. Ama dört ay sonra buradan delinip Büyük abdest yoluyla atılıyor. En büyük avantajı o. Şimdi diğer balonlarda bunu endoskopiyle tekrar çıkartmak gerekiyor. Çıkartmazsanız 6 ay sonra patlarsa balon, diğer balonlar için bahsediyorum, bağırsağı tıkıyor. Çünkü o kalın bir malzeme. Silikon, bu poliüretan, ince bir malzeme. Yani çok rahat bağırsağı tıkamadan atılabiliyor. En büyük avantajı o. Peki sonra bir daha? Sonra tekrarki seanslar yapılabiliyor. Bunu taktık, 2 ay geçti. 6 aylık dönemi doldurduk. Tekrar bir tane takabiliyoruz. Tekrar taktığımızda da, da bir 12 ay uzamış oluyor süre. Toplam 12 aylık bir paket. Bir daha takılamıyor önemli. ama iki kere. Yani ondan sonra başarısız olduysa zaten bununla uğraşmaya gerek yok. Bir şekilde başka yöntemlere geçmek lazım ya da cerrahi geçmek lazım. Niye şişman olmamalıyız? Şimdi şişmanlık demek sadece kişiler hani ağırlık demek, görünüş demek değil. Bir sürü yanlış hastalık var o besleniye ulaştı. Şeker bunlardan biri. Tansiyon, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi, eklem sorunları, psikolojik sorunlar birçok sorun yol Bayanlarda infertilite yol Yani bu erken renkli değil mi? Tabii. Erke, ge gebek alamıyor Erken regli değil. Erken menopoz. Erken menopoz olabiliyor. Yani bayanlarda da bir sürü hormonal değişiklik arttı. Tabii ki bayan erkekler genelde kiloları da çok mutsuz olmuyor. Ama bayanlar çok mutsuz oluyor kilolarıyla. O bakımdan psikolojik sorunlar da yaşayabiliyorlar. Yani bunlar için zaten obezite tedavi etmek lazım. Bu hastalıklar için. Şimdi hocam bir de dünyada başka bir e, yöne gittiği dünya. işte beden olumlama diye bir şey var. Hani şimdi kilolu insanlar manken. Ee, ama hiçbir zaman da galiba bu zayıflama sektörü bundan etkilenmiyor. Yok, etkilenmiyor. Çünkü çok işte kilo vermek istiyor sonuçta ve bir sürü hastalık kaç çıkıyor insanlarda. Yani onlar hani obez insan ne kadar sağlıklı derse desin bir baktığınızda da tahlillerine vesaire zaten hemen anlıyorsunuz. En basiti karaciğer yağlanması. Ben de var. İşte hipertansiyon ve diyabet olduğunda otomatik kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları onlarla uğraşıyor hastalar. En ciddilerden biri de aslında uyku apnesi. Uyku hapnesi de çok sıkıntı yaşıyor. Hani bir gece rahat uyuyamadığınızı düşünün. Öbür gün ne işinizi yapabiliyorsunuz. Arabada uyuyorsunuz. Akşam televizyon seyrederek uyuyorsunuz. Ama bunları tedavi ettiğinizde mesela bir obezite cerrahisi olduğunda hasta ya da balonla bir 10 kilo verdiğinde bile bütün bu şikayetler geçiyor. Yani obezite cerrahisinin ya da balonun faydaları onlar. Hastalıkları çok kısa sürede geçiriyor. Hocam ne kadar sürede kilo veriliyor bununla? Bunda kilo verme ilk 4 ay. Çoğunda ilk 2 ayda veriliyor. Toplam Kaç kilonun kilo? %15. 100 %15. Kilo hasta, 15 kilo hasta 2 ayda veriyor. 2 ayda çoğunu veriyor. Birkaç kilo da diğer aylarda veriyor. Obeste cerrahisi daha farklı. Obeste cerrahisinde %40 veriliyor. %100 kilo 40 kilo civarı veriyor. Cihaz. Ama hocam bunların hepsinin geri dönüşümü var değil mi? Şu şunu, şunu soruyorum. Bunu taktırdım. Evet. İşte atıyorum 15 kilo verdim, 20 kilo verdim. Sonra dikkat etmedim. Tabii ki. Şimdi başarı şansı var hepsinin. Şimdi bir kişi çok obez diyetle denediğinde uzun dönemde başarılı olma şansı %5. Akapunkturlar yüzde %8-9 civarı. Cerrahilerde %85 civarı. Bunlarda da arada kalıyor. Yani diyetlerle ameliyatlar arasında kalan bir yöntem bu. En başarılı cerrahiler, en başarısız diyet, egzersiz. Ben yani. <laughs> Ama onun dışında tabii ki şimdi ilaç tedavileri çıkıyor çok etkili. İnsanlar onları kullanmaya başlıyor. Bu arada tabii bir sürü ilaçlar çıktı. Yeni yeni iğneler yapıyor insanlar kendilerine. Hatta doktor... sakıncalı değil mi hocam? Doktor reçetesiz işte kendi kendilerine dozlar ayarlanıyor. Onların bir doktorun dozunu ayarlaması lazım. Hastalar kendi kendilerine alıp yapıyorlar şu anda. Mesela bir ilaç var mı? zayıflanabiliyor ama tabii onların yan etkileri var. Pankreas iltihabı yapabiliyor, bağırsak sorunları yapabiliyor. İnsanlar ona dikkat etmiyor. Hemen yani yüksek dozlarda başlıyorlar kendilerine. Çünkü piyasa dokular yaygın ki eski obezite ilaçları vardı. E, sibutramin vardı mesela yasaklandı. İntihar eğilimi, kalp kapağı bozuklukları yapıyordu ilaçlar. Ama insanlar yasaklandı kaç sene önce ama şu anda aktarlarda satılan bir sürü zayıflama ilaçlarının içine bunlar kaçak olarak katılıyor bir şekilde insanlar bunlar işte maydanoz apı vesaire yapı diye alıyor bunları, yutuyor. Faydalı da oluyor. Ama uzun dönemde çok ciddi yan etkileri var. Herhalde ben en kullanmamız gereken gruptanım şu Tabii anda. karaciğer yağlanması falan da var, diyabet de var. O ilaçlar hani zayıflama ilaçları aktarlarda satılanlar özellikle kullanmamak lazım. Korkarım zaten. Ama bu şeyler kullanılabilir. Yeni çıkan bu GLP-1 analogları dediğimiz yeni bir grup geliyor şu anda. Gelecek yakında bunların çalışmaları yapılıyor. O ilaçlar bayağı etkili olacak gibi duruyor. İngiltere'de çıkmış galiba. Şimdi çıktı aslında Türkiye'de kaçak yoldan geliyor şu anda bir takım ilaçlar. Yani kaçak yolda insanlar sokuyor. Benim tepiyorsa. bir arkadaşım var. Kafayı zayıflıkla bozmuş. Bir, e, şarkı söyleyen bir arkadaşım. Hmm. İsmi de Birol. Söyleyeyim de. Mesela incecik. Ama her sene bir, kere bu balondan yatıyor. Yapıyorlar yani. Evet yapılıyor da aslında yapılmaması gerekiyor. Onun bir şekilde cerrahiye dönmesi gerekiyor artık çünkü. Hayır hocam, zayıf zaten çocuk. Zayıf olduğu halde takıyor. Tabi belli kriterler dışında aslında yapılmaması lazım. 27'nin altına yapmamak lazım ama Türkiye'de obez cerrahisinde de böyle bir sorun var. Zayıf insanlara da yapılıyor bir şekilde. Çünkü o diyor ki ben zayıf kalmak istiyorum. Helalde. Evet. Ama böyle yaşıyor işte. Evet. Yani o bir bir süre sonra aslında yeme bozukluğu. Bir süre sonra anoreksiyaya dönüyor. Anoreksiye, nervoz dediğimiz hastalık var ya. Hasta kendini hala obez görüyor şekilde çok zayıf ama herkes zayıf görüyor. Kendini obez görüyor. Hiçbir şey yemiyor. Böyle bir sürü yeme bozuklukları da var tabii ki. Hocam bunu taktığımızda... Şimdi ben kendim takacakmışım gibi. <laughs> alkol içsem patlıyor mu bu? Patlamaz yok. İçebilirim yani. Alkol bu i̇çebilir derseniz. Içebilir, <laughs> alkol içebilirsiniz de mesela biz obezite cerrahisinde de bir süre sonra izin veriyoruz buna. Ama siz çok içiyorsanız zaten hani kilo alacaksınız. Çünkü karbonhidrat o. Ben sosyal içiciyim. Ama sos, ne kadar sosyal misin? Her akşam sosyal var, haftalık Yok sosyal hocam, var. Zaten ben ki kasabada yaşıyorum. Her akşam, her akşam nerede sosyalleşeyim ben? <laughs> ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Nasıl sosyalleşeyim? Ayvalık'ta yaşıyorsunuz. Yani hoş rakı balık Ayvalık ama yani <laughs> her akşam sosyalleşemem. Ama mi? işte alkol gerçekten çok şey, karbonhidrat çünkü çok ciddi kalori ve sıvı. En önemli sıvı olması. Çünkü katı mideyi tutuyor, mide doygunluk hissi veriyor mu? Sıvılar vermiyor doygunluk hissi. Ben e, bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Balon taktırdığınızda asla alkol içmemeniz ve asitli içecek içmemeniz gerekiyor. Patlıyor gibi bir şey okumuşum. Yok, Demek yok, ki yanlış pat, bilgi. Patlamıyor. Şimdi obeste cerrahisinde mesela biz şey isteriz. Gazı çekmesini isteriz ama mideyi patlattığı için değil de mideyi genişletip işte kilo almaya ulaştığı için gazı çek istenmez mesela cerrahilerde. Yani bu, bu bunu taktırdığınız zaman midenizin aldığı her şeyi yapabilirsiniz. Onu bizim diyetisyenimiz asla koynuyor. Belli yavaş yavaş başlıyor işte Kafeinin belli başlama sırası var. Alkolün başlama sırası var. Ha o da bayağı tamam, cerrahi gibi. Belli sırada başlanıyor. Tabii ki sonuçta amaç şey hep... Hastayı diyet olarak kontrol etmek ya. Kontrol altına almak. O yüzden diyetisyen kontrolüne gidiyor zaten. Hocam içine. bu uzaktan kontrol yöntemi ne? Şimdi bu uzaktan değil de bununla ilgili bir takım şeyler var. Bunu takip edebildiğimiz araçlar var. Bunun yanında hastaya telefonda bir tane aplikasyon kuruluyor. Bir tane saat veriliyor. Hastanın bütün uykularını, fiziksel faaliyetlerini, her şeyini takip eden bir saat. Bir de tartı veriliyor. Tartı da programla ilişkili. Artı o bazel metabolizma hızını ölçüyor, yağ oranını ölçüyor. Hasta her tartıldığında biz uzaktan onu görebiliyoruz hastayı. O yüzden yakın takip oluyor aslında hasta. Uzaktan takip ediyoruz. Ne kadar uyudu? Kaç adım attı? Ne yapıyor? Kaç saat uyudu? Hepsini görüyoruz. Aşağı yukarı hoca maliyet açısından mesela bu muhtemelen cerrahiye göre daha ucuz bir şey değil Tabii, mi? Cerrahi daha pahalı. Bu Aşağı yukarı ne kadar mesela? Yani cerrahi bunun iki katı diyelim. Yarı hmm. yarıya? Yarı yarıya fiyat var. Ama cerrahi bir kere oluyorsunuz. Tabii Bunu cerrahi, senede iki kere para vereceksiniz. Cerrahi, Aynı paraya geliyor. <laughs> cerrahi de bazen iki defa alabiliyor. Revizyonlar oluyor mesela. Hastayı abdest yapıyorsunuz. Dört beş sene sonra kira alıyor. Ona ek bir ameliyat ya da ameliyatı çeviriyorsunuz başka bir şekilde. dal kuvvetli yapıyorsunuz. Ben korkarım ondan mesela. Cerrahiden mi? Yani biz 20 yıldır yapıyoruz. Çok korkacak şeyler değil aslında. Şundan dolayı korkarım. Ya yani canım yemek istiyorsa yemeliyim, yiyebilmeliyim yani. Ama o öyle değil ya. Ama o iştah geçiriyor bir defa. İştah geçtiği için aslında çok da yemek istemiyorsunuz. Bunu bugün yaptırırsam size geleyim ben. <laughs> Ölçerim ama ben 30'a yakın değilimdir. Arası, değil mi? Değilimdir değil mi hocam? 25-30 arasısınızdır. Evet. Sınırdayım yani. Sınırdasın. yani aşırı kilolu. Aslında 20-25 normal kilolu. 25-30 aşırı kilo. 30 üzeri obez. Hmm. Ben kaç? 1.79 boyum. Ee, ama tabii yağ kas var. Kemik ölçmek lazım değil mi? Yok onda şey. Vücut denleksine sadece kilo boya bakılıyor. Hiç kemiğe yağ bakılmıyor. 1.79 boyum. 92 kiloyum. 99, 90 Evet yani 25-30 arasındasınız. O evet. Bu civarda. Hesaplarsak ona gelir. Aşırı kilo bu Ama bir süre sonra ne? <laughs> 30. 30'a yakın, 30 yakın diyorsun. 25-30 arası evet. ha, i̇lle beni yutturacağım bana yani. <laughs> Şimdi bunda bir de şey var. Koç İris diye bir tane program var. Yapay zeka. Yapay zeka hani artık hayatımıza çok girdi o aplikasyonda bir de yapay zeka var. Aslında oradan 7-24 soru sorabiliyor. Yapay zeka da aslında bilgilerine göre bir cevap veriyor. Eğer yani çok tıbbi bir şeyse doktora yönlendiriyor. Değilse cevap veriyor. Böylece aslında takip eden ekibin de işi kolaylaşıyor. Aslında işi kolaylaşıyor aslında. Aslında işi kolaylaşıyor. Şu gece de yazar. Sorabiliyor. Evet. Yapay zeka onu cevaplıyor. Şimdi bunu, bunu yutuyorsunuz. 15 kilo 2 ayda veriyorsunuz. Evet. E zaten 2 ayda da diyet yapsanız, sıksanız kendinizi 9 kilo verirsiniz. Ama işte geri alıyor musunuz? Önemli olan herkes veriyor. Yo yetki istiyorlar ya. Veriliyor geri alınıyor. Veriliyor geri alınıyor. E ben işte mesela. Hastalar ben. O zaman vermenin bir faydası olmuyor. Çünkü tekrar geri alıyorsunuz. Ama zaten. bu, bunu, hocam bununla da verdiğinizde geri almıyor musunuz? Ama işte ilk altı almıyorsunuz. Ve o yeme düzeni oturtuyorsunuz. Çünkü o arada iştahınız yok. Şimdi siz diyet yaparken devamlı iştahınızı kontrol etmek zorundasınız. Benim en büyük iştah... sorun, kaybı var. Benim en büyük sorunum da biliyor musunuz? Kendi alanımın dışına yani ev ve spor son... Kendi alanımın dışına çıktığım hiçbir yerde diyet yapamıyorum. İlle bir kendi alanım olacak. Mesela turneye gittim. Geç, geçmiş olsun. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ulan hayatımda bir daha ne zaman Denizli'ye geleceğim deyip <laughs> ne varsa yiyorum. Öyle biz de ya. Yani. gidince herkes öyle diyor, tabii ki. Ama bu balon onu biraz sağlıyor size. Ya da mesela cerrahi oldunuz. İştahınız yok ya. Zaten yemek istemediğiniz için o yemek sizin için problem değil ki. Yemeyeceksiniz zaten. İstemiyor canım. Hasta olduğunuzdaki gibi düşün. Yine de zor. Ben bir geleyim hocam size. Siz beni bir ölçüm için. Ya insülin tabii insülin şimdi insülin fazla salgılanınca insanlarda e, şimdi beyni devamlı karbonhidrat istiyor. Siz karbonhidratı gidiyorsunuz buluyorsunuz. Gece bile kalkıp buluyorsunuz. Karbonhidrat alıyorsunuz ama insülin direnci olduğu için hücre yine alamıyor onu. Yine yağ olarak depoluyor. Yine şekeriniz düşük kalıyor. O yüzden her yemek yedikten sonra tekrar yemek yemek istiyorsunuz. Çok insülin salgılanıyor. Vücut tekrar karbonhidrat istiyor. Kısa döngü aslında böyle. Şeker hastalığı öyle. Şeker hastalığı da öyle bir i̇şte döngü var maalesef. Bunu deneyeceğim. Bir de anladığım kadarıyla yutması o kadar zor bir şey de değil. Yok yani yutamayan genelde yok. Yani, çok küçük olduğu için. Bir tek boğazdan geçerken hastaların bazıları zorlanıyor buradan geçerken. Onun dışında aslında kolay bir şey. Toplam süre yani bunu taktık biz şişirdik 10 dakika. Annesiz olmadığı için hemen gidiyorsunuz. Ve evde e, sizi mide bulantınızı da baş başa bırakıyorum deyip. O mi? orada biz de zorluk çekiyoruz. Birçok hastalar hep bizi arıyor. Çünkü yurt dışından da çok hasta geliyor. Çünkü bu e, yurt dışına göre biraz daha Türkiye'de daha uygun olduğu için insanlar geliyor yurt dışından. O yüzden yurt dışından gelen hastalar için de bir avantaj oluyor aslında. Çıkartılmamız gerekmemesi. Çünkü yurt dışına geliyor hasta, 6 aydan sonra balon çıkartmaya gelmesi lazım. Bunda yok gerek yok. 4 ay sonra kendi, kendi kendine, kendine Tekrar gelmesine de gerek olmuyor. Peki yana ne yapıyorsunuz hocam? Hani bazı insanlar çok hassas oluyor. Ha, yutamayan var. Onu biz bir şekilde bunda arkasına bir tel takıyoruz. Bir şekilde biz onu ittiriyoruz. Yeter ki su içsin o arada biz onu bir şekilde takıyoruz. Hani kendi yutamasa bile. Ama işlem 10 dakikada bitiyor. 10 dakikada bitiyor. Bunu SSK karşılıyor mu? <laughs> Yok. Yani SSK obese cerrahilerin karşılıyor belli şartlarda. Evet. Ama bunu karşılamayı diye biliyorum. Ki aslında bir, bir şekilde obese cerrahilerin önceden karşılanmıyordu. Sonra karşılanmaya başlandı. Sağ Belki falan. de obezite cerrahisinden bu devlete daha ucuza mal olabilecek bir şey olabilir ha. Evet. Yani. Değil mi hocam? Maliyet açısından biraz daha ucuz tabii ki. Çünkü öbüründe ameliyat sonuçta bu çok malzeme kullanılıyor. Pahalı malzemeler kullanılıyor. Türkiye'de mesela yüzde kaç bunun kullanım oranı var mı öyle bir bilgi? Onu bilmiyorum. Öyle bir sayı var mı? Türkiye'de ne kadar takıldı? Öyle bir sayı var mı? Sayılardan bahsedebiliriz. 5-7 bin arası sıkılabilir e, mide balonu kullanımı oluyor. Ama cerrahilerde de 30-40 binler civarı diye biliyorum. 5 bin, 7 bin arası iyi, çokmuş. Az hmm. değil. Ama diğer balonlar hariç tabii ki. Ha, bu, sadece bilin bunun için. balon için tabii ki. Yoksa Yok, Az değil faz, hocam. Daha fazladır. Ama şey düşünün yani obez sayısını düşünün. Yüzde 40 obez var diyeyim. Yani ve toplam nüfusa oranlarsanız çok çok düşük rakamlar tabii. <laughs> Mesela Amerika'da 300 bin yapıyor, 400 bin yapıyorlar cerrahi. Hastaların yüzde birini yapamıyorlar çoğalamıyor hastaların cerrahi. Benim Ayvalık'ta morbid obez bir arkadaşım var. Emlakçı. Mesela çok korkuyor. Diyorum ki git balon yut. Erkek değil mi? Kadın. Kadın mı? Çok korkuyor. Kadınlar genelde korkmaz yani. Kadınlar iyi Hemen gelir. Gel Harbi, ben seni götüreceğim diyor. Halbuki hastalıklardan korkması lazım. Onun o kadar çok hastalığı vardır ki o hastalıklardan dolayı belki daha çok ameliyat olması gerekecek. Hocam bir şey söyleyeyim mi? En son benim yanında check-up yaptırdı. Benden sağlıklı çıktı. Ben o check-up'ta kanser çıktım. O fıldır fıldır eve gitti. Bazı hastalar ilginç şekilde check-up'ları çok normal geliyor evet. ama bunlar çok çok nadir grup. Mesela bazen 200 kilo geliyor hasta. Biyokimyaya bakıyorsunuz her şey normal. Nadir. Ama... Şey kan değerleri falan acayip iyi çıktı mesela. Ha, bazen... Doktor da şaşırdı. Emin misin? Bir daha gidip başkasının kanına bakmış olmasın. Biz diye. de görüyoruz çok nadir oluyor ama tabii ki çoğunluk öyle değil. Belki yüzde bir ekondan 1 bir grup. Ama bir sorunu var yürüyemiyor. Ya yani çok zor yürüyor. Bir de yürüyemediği için eklem sorunları yürüyemediği için de kilo veremiyor tabii ki. E, hocam zaten o yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkıyor, benziyor. Aynen. Yani Aynen. hareket edemediği için kilo alıyor. Ama kilolu olduğu için de hareket edemiyor. Ama işte böyle olursa da bir sürü ameliyat geçirmek zorunda kalacak. Eklem sorunlarına, bel sorunlarına belki değişik ameliyatlar geçmek zorunda kalacak. Çünkü obezite ameliyatları sonuçta laparoskop kapalı ameliyatlar. Hocam 5 dakikada bitiyor. O çok e, yani morbid obezlerde de 15 kilo mu? O kadar mı yani? %15. %15'i. Evet. O 120 kilo olduğunu iddia ediyor. Demek Şimdi ki... bu ciddi kitlenin 40'ı geçtiğinde aslında cerrahi daha uygun o tip hastalarda. Daha çok biz hastayı cerrahi yönlendiriyoruz. Bu daha çok 40'a 40, kolana, 40 kadar olan hastalar için. 40 üzerinde başarı şansı düşüyor bazı şeylerin. 40 üzerinde ameliyat da almışım. Korkar mı? onda? ameliyattan ödü kopuyor. O zaman bunu deneyebilir en azından. En azından biraz kilo verir. Ondan sonra belki cesaret eder. Yanında ben de gelirsem belki beraber alabilir. <laughs> Buradan sonra da bence teknoloji yeni şeyler hazırlıyordur e, obezler için. Ya şimdi teknolojiye bakarsanız bir kısım obez yapmaya çalışıyor. Bir kısım zayıf atmaya çalışıyor. İki sektörde para kazanıyor aslında bakarsanız. En güzel. Sonuçta işte eskiden diye bu kadar kilo yoktu? Şimdi niye bu kadar kilo var? İşte hareketsizlik. Yemek çeşitleri değişmesi hocam çünkü eskiden yürüyorduk evet. böyle bir toplu ulaşım yoktu efendim bu kadar e, hiçbirimiz bu kadar mobilize değildik. De Covid patlattı işi. İşlerimizi evet. yürüyerek yapıyorduk şimdi dışarıdan yemek söylüyorsunuz o bile evden. Eskiden ne çocuktun adam gidiyordun dışarıdan alıp geliyordun. Her şey şimdi oturduğun şimdi. yerden söylüyorsun. Her şey yapay bir de bütün cekinize ek maddeler var katkı maddeleri var bir şekilde kir Tamam. Bunu kontrol için geleceğim hocam. <laughs> bir deneyeceğim. Bekleriz. Yazdığı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine çok şey öğrendim. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi teşekkür çok şey öğrendim. Ederim. Teşekkür ederim.